gündüz verilen sadaka ömrü arttırır. İmam Bakır aleyhisselam, İmam Zeynül Abidin hakkında şöyle buyurmuştur. O, gecenin karanlığında dışarı çıkıyor, sırtına bir çuval alıyor, tek tek evlerin kapısına varıyor, kapıları çalıyor ve kapıyı açan herkese bir şeyler veriyordu. Bir fakire bir şey verdiğinde ise kendisini tanımaması için yüzünü örtüyordu. Muhammed bin İshak şöyle diyor. Medine halkından bir grup maaşlarının nereden geldiğini bilmeksizin yaşıyorlardı. Ali bin Hüseyin aleyhisselam vefat edince kendilerine geceleyin verilen şeyler kesilmiş oldu. Hişam bin Salim şöyle diyor. Hava kararınca ve gece bir miktar geçtikten sonra İmam Sadık aleyhisselam ekmek, et ve para dolu bir torba alıyor, omuzlarına yüklüyor, Medine fakirlerine götürüyor, onlar arasında bölüştürüyordu. Ama onlar kendisini tanımıyorlardı. İmam Sadık aleyhisselam vefat edince artık o yardımlar kesilmiş oldu ve neticede o şahsın İmam Sadık aleyhisselam olduğunu anladılar. Kur'an'da şöyle buyurulur. Allah'ın kitabına uyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak edenler, tükenmeyecek bir kazanç umabilirler. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Açıktan verilen sadaka 70 tür belayı def eder. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Allah'a yakınlaşmayı isteyenlerin bu yakınlaşmadaki en temel vesileleri Allah'a ve Resulüne iman, hataları örten gizli sadaka vermek ve kötü ölümü savan açık sadaka vermektir. İmam Bakır aleyhisselam, eğer sadakayı açıkça verirseniz o ne güzel ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. Bundan maksat farz olan zekattır. İmama eğer onu gizler ve fakirlere verirseniz ayetindeki maksatın ne olduğu sorulduğunda ise bundan maksat da müstehap olan zekattır buyurdu. Onlar farzları açık bir şekilde vermeyi ve nafileleri gizlemeyi seviyorlardı. Kur'an'da buyurulur ki gece gündüz açık gizli mallarını infak edenlerin mükafatlarını Rableri verecektir. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Gece verilen sadaka Rabbin gazap ateşini söndürür, büyük günahları temizler ve hesabı kolaylaştırır. Gündüz verilen sadaka ise malı çoğaltır ve ömrü artırır. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Gündüz verilen sadaka suyun tozu erittiği gibi günahları eritir. Gece verilen sadaka ise azameti yüce Rabbin gazap ateşini söndürür. Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güne başladığında sadaka ver ki o günün uğursuzluğu senden uzaklaştırılsın. Akşam olunca da sadaka ver ki o gecenin uğursuzluğu senden giderilsin. İbn Abbas, gece ve gündüz infak edenler ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. Bu ayet Ali bin Ebi Talip hakkında nazil olmuştur. Müminlerin emirinin 4 dirhemi vardı. Bir dirhemini gece infak etti, bir dirhemi gündüz, birini gizli ve birini de açık infak etti.